Ben Sevgi Öztürk, Adıyaman Besni ilçesinde depremzedeyim. Oradan geliyorum. Bizim bina 4 katlı. Ya uyuyorduk zaten o esnada. Uyuyorduk, bir şiddetli bir sesle uyandık. Şiddetli bir sarsıntıyla uyandık. Hemen birbirimizi sadece toparlanmaya çalıştık. Yani telefon alacak, kaçacak, camdan bakacak hiçbir fırsatımız olmadı. Sadece kapının, dış kapının arkasına toplandık, anında çöktük. Dört. Dördümüz depremin olmasıyla bizim yere düşmemiz 5-10 saniye arası. Yani dakika değil. Yani bina en fazla 5 saniye Evet, dayandı. 5 saniye dayandı. Ve biz kalan depremleri de o enkazda yaşadık. Yaşadık. Ya patlama gibiydi. Deprem, çünkü deprem bilmiyorum de öyle bir deprem ben hiç görmedim ya da yaşamadığımız için algılayamıyoruz. Ve çok kötü bir şeydi. Anında indik. Deprem indiğimizde devam ediyordu. Ve biz çıkana kadar evimizde deprem devamlıydı. Ya önce bekledik, depremin durmasını bekledik. Her yer kapkaranlık, hiç göz önünü görmüyor, hiçbir yeri görmüyorsun. Sonra gaz kokuları geldi bize. Artık yani ölüyoruz dedik yani. Bitiyor, bitti artık bizim için. Öyle derken bir ışık gördüm. Bir hava geldi karşıdan. Eşim oraya doğru yerde sürünerek, emekleyerek o ışığı bulmaya gitti. Sonra buldu küçük bir yer. Biz de arkasında takip ettik. Benim ayağım deprem oldu, çökme anından sonra eşime dedim ki ayağımın üstünden kalk, canım çok yanıyor. Anında. Dedi ben oturmuyorum. Sonra kendime çektim, kendime doğru çektiğimde zaten parmaklarımın hepsi yarı kopmuştu. Sonra elimi alıp tutmaya çalıştım. Belki kurtarırım diye. O bilinç yerindeydi. Bilincimi kaybetmedim. Çocuklardan gizlemeye çalıştım. O an akılları kalkar diye. Eşim kazağını çıkardı, sardı kanamaya belki engel olur diye. O şekilde yarım saat süründüm. Ya 1 saatte hastaneye gidebildim ancak. Çünkü imkansızdı. Araba yok. Ambulans yok. Yani insanların sırtında taşıya taşıya bir araba bularak gittim. Mahallede bir tek bizimdi. Sadece sizin ev yıkıldı. Sadece bizim ev. Ve en sağlam dedikleri evdi. Aile büyüklerimiz, hani eski yapılar. Eski yapılar olduğu için sağlam görünüyordu. Öyle diyorlardı. Ve sadece bizim ev yıkıldı. Bizim evin yanında mesela çok 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 eski bir ev vardı. Duvarı bile çatlamadı. Yedane bir 5 saniye bile değildir ablacığım. Çünkü ben bilincim yerindeydi. Hiç kaybetmedim. Sarsıntıyla yere inmemiz aynı anda. Aile apartmanıydı zaten bizimki. Amcamın gelini, torunları, diğer amcamın gelini, oğlu, torunu, kardeşi, hepsi öldü. Şu an ayağım kesildi. Ya sonra bundan sonraki süreci düşünüyorum. Çocuklarımın geleceği. Çünkü ben sıfırım artık. Benim hiçbir şeyim kalmadı. İyileşme sürecim nasıl olacak? Yapabilecek miyim? Yürüyebilecek miyim? Ben o doğa psikolojileri atamıyorum. Şükür benim de öyle. Çok şükür. Yine iyiyim. Ama şu bir gerçek. Ben bu süreci hiç atlatamam diye düşündüm. Ve ben öyle bir hastaneye geldim ki burada ailemi gördüm. Bana sarılıp ağlayan hemşireler gördüm. Karşımda pansuman yaparken ağlayan doktorumu gördüm. Radikal Polik Gaziantep. Yani ben bu süreci hastaneyle atlattığımı düşünüyorum. Depremden yaklaşık bir 5 dakika içerisinde de doğal gaz sızıntısı başladı bizim evde. Yani koku aldınız mı? Tabii, çok aşırı aldık. O an ne düşündünüz peki? O an helallik istedik, bittik dedik biz. Kendi ailenizle. Evet, bittik dedik. Yani artık bizim üstümüze duvar düşmediyse, ölmediysek biz doğal gazdan artık bittiğimizi düşündük yani. Çünkü öyle bir sızıntı değildi. Sanki hortumla ağzına orada püskürtme vardı yani. Kız geldiğinde ayak önünde parçalı bir yaralanması vardı. Çok parçalı bir ezilme tarzında.
bir yaralanması vardı. Ampute pozisyonundaydı ayak ön tarafında. Plastik cerrahisi doktor Ufuk Bey ile beraber değerlendirdik. Ayak ön tarafından ampute ederek topuğu korumayı amaçladık. Bir an önce hızlı bir şekilde ameliyata alıp müdahalesini gerçekleştirdik. Ufuk Bey ile beraber takibini yapıyoruz. Geride kalan dokunun granül olmasını, yani iyileşmesini bekliyoruz. Bunun için vakum cihazıyla takipte hastamız. Daha sonrasında plastik cerrahi tekrar bir işlem yapması gerekebilecek. Yana geldiğimiz anda zaten çöktü bizim bina. Şükür ki işte çocuklarım yanımdaydı, hanım yanımdaydı. Böyle biz kendi imkanlarımızla çıkabildik. Ve böyle çıkmamıza da Allah'a 100.000 kere şükrediyorum. Çünkü binamızdan 3 tane en yakınlarımızdan kaybımız var. Diğer yerdeki yakınlar, diğer binalarda olanlardan da daha sonradan öğrendik. Bağlımıza çok şükür. Sadece o kadar diyebiliyorum. İlk hissetmeye başladığımız anda biz zaten dördümüz bir araya koştuk. Koşmamız da yani ne diyeyim 5 saniye 10 saniye artık o andaki saniye kavramı, dakika kavramı bizde yok zaten. Direktmen çöktük. Çünkü öyle böyle çok kötü vurdu. Alttan vurdu. Hemen yanımızdaki solumuzdaki belki bizden daha eski binalar sağlam kaldı. Ama bizimki direkt çöktü. Yani o Rabbim'in bir inayeti diyeyim ya. Artık mezardan çıktık diyoruz biz zaten.